Evet Ronaldo sezon sonunda Juventus'tan ayrılacak gibi duruyor. Gelen haberler şu anda bu yönde. Ronaldo'nun Real Madrid'e geri dönme söylentileri doğru mu? Zinedine Zidane soruluyor. O da vallahi olabilir. Orada bir proje var. Bu arada görmüşsünüz belki Sergio Ramos Messi'ye de bir şey Yanladı, yaptı. Yanlamaya başladı. Bir anlama çünkü Barcelona ile Real Madrid'de öyle bir şey var ya. Hemen böyle yok milli takım turnuvası şeyinde e, atıyorum fabrikasa forma giydiriyorlar zorla. Yok işte Real'de Sergio Ramos Messi gelse de fena olmaz diye yol yapıyor. Şimdi Zidane Ronaldo ile alakalı böyle bir şeyler başladı. Come to Fenerbahçe. <laughs> Yine tekrarlayalım biz. <laughs> ben United'cıyım ya burada. Come to fener. United Yok, da fener. sevmiyorum ayrı da. Fener Fener. Tam Fenerlik oldun sen. Müdür. Evet. yani, tamam bir sene bir iki sene Paris'e git sonra gel. Bak Paris'te evim mevi soyuyorlar oğlum. Gel buraya. Gel boşver sen. Come to Fenerbahçe'ye. Cristiano. Come to Fener. <laughs> Çocuklar burada büyüsün. Cristiano Burada neydi, var ya. Neydi? Neydi? Istiyordum. Cristiano mıydı eşi? Rodriguez. Yenge de iyi bak şey yaparlar, iyi ağırlarlar. Bu da dizimizi oynar. Sen beni dinle abi. Eksen var platform. <laughs> Bir şey yaparız yani. Sen come to Fenerbahçe. Ama buraya gelse hakikaten yaşatırlar. Şimdi düşünüyorum da yani o kebapçılardan çıkmaz zaten. Kebapçılardı ama Instagram'da <laughs> Onların hepsine para alıyor. O yüzden <laughs> CZN'e bırak. Onların hepsinden para aldığı için. Çılgınlık. E, bizim gündemimizde olan, daha doğrusu gündemimizden hiçbir zaman düşmeyen bir zemin sorunsalı var bilindiği gibi. İmrenerek baktığımız Premier Lig'de Pep Guardiola'dan beyin yakan bir açıklama geldi. Bizim çimimiz iyi değil dedi. E, bu bizim için büyük problem ve bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bizim ekip çok çalışsa da Arsenal'in Manchester United'in yapımı zemini hatta bu da bir şeydeki zemin bile Emirates etiyattan daha iyi durumda diyor. Gelsin bir buraya görsün demek lazım. Instagram'da Twitter'da gezecekler ha. Tabii kim, kim kim yapsınlar değil mi abi? Kim yapsınlar? Babayı <laughs> seviyoruz ya. Havayı abi seviyoruz. burada ya düşün biz burada zemini o kadar açız ki abi. Yani eee geçim ha bir kara Karabük şey, kara maçıydı galiba. Atatürk Olimpiyat da bir maç izledik. Ağzımız evet, açık kaldı. Abi. Ne izlediğimi şaşırdım. Abi Türkiye gibi normal maçı zeminini toparladı mesela. Toparlı. Hepsi bu arada toparla Galatasaray bir tık toparlıyor da daha ağır. Ama hala çok gerideyiz orada. Bir kültürümüz yok. Baba gene kaybettikçe Evet. Polemiklere bir polemiği ekliyor. Ama bu arada verilmeyen gol de e, doğru karar. Ya yani şeyin Mourinho devrinin bittiğini kabul etmesi lazım. O, o tavrının, o dönemin, o futbol anlayışının bittiğini kabul etmesi lazım. Yani Olmuyor yani. Abi fikirleri Arsenal e saplantılı... nedir abi? Nedir abi Arsenal'i yenmeyeni dövüyorlar. Yenilmek nedir abi Arsenal'de? Ben bayağı, bayağı domine ederek kendiler. Tabii yani. tabii. Bayağı domine ederek kendiler yani. Yani o 4-2-3-1'ler sağ beklerden önlerine iki sağ bek koymalar falan falan. Ya şöyle Mourinho'nun da aslında ben özellikle bu sene Tottenham özelinde o da biraz oldu, daha... O da, o da fenerlik oldu. Cristiano Hidalgo gel. Eskisi gibi çok parklı basçı daha garantici oynamıyor bana kalırsa ee, Mourinho evet. ama ya yine de şimdi abi Pep Guardiola'ya bak sezon başında City çok kötü başlamadı mı hatırlıyorsun. Agüero gitti, Gabriel Jesus gitti abi adam yeni bir şeyler denedi başka bir düzen oluşturdu İlk ayı sahte 9'a çekti arkaya Dias'ı attı başka bir futbol oynanmaya bak kendi fikrini abi, geliştirdi devi, değiştirdi. Devir değişiyor herkesin Mourinho'da devri var Mourinho'nun devri bit bitmek üzere tam fenerlik oldu sen Cristiano Ronaldo'yu al gel. Sen beni dinle. Buradan yeni challenge'a başlarsın. Jose Yo, abi. Gel sen. İkinizin de menajeri aynı. Geldik menajerlik konusuna geldik. Abi, Ali <laughs> Koç siz Jorge Mendes'le bir röportaj, röportaj diyorum. Bir randevu ayarlayın. Hem Jose'yi hem Cristiano'yu bir alın gelin. Bizim ülkemizde olsa hakikaten yer yerinden oynardı herhalde. Hatırlarsın benzer konu. Ee, Cenk Tosun Beşiktaş'a imza attığında bile garip garip istatistikler, konular gündeme gelmişti. Önümüzdeki sezon Dortmund'un başına geçeceği açıklandı Marco Rose. Eee hocası açıklamadan sonra 4 maçı da kaybetti. Mainz hakikaten Leipzig. büyük olay yalnız. Augsburg'a yenilmek falan. Hani Leipzig yenilmesi doğal. Mainz'a nasıl yeniliyorsun abi? Hani. Enteresan. Bir biraz tabii. Burada tabii şey konuşulur. Yani kafanı güzel, güzel güzel kumpas güzel kom, kumpas. Tabii. Komplo falan çok güzel konuşulur bu işte. Yani olayı burada hani şey için e, Dortmund için yatıyor gibi başka Aa, yere çekmek çok uç olur ama, ama bir kafasını daha, karışma ihtimali ama bir var. Daha, bir daha yenilirse göndermeleri lazım. Baba sen ne olmuyor diye. at sen git diye. Nasılsa sene sonu yoksun şurada 10 hafta dinlen kardeşim sen diye. Göndermeleri lazım. Evet. E, az önce yine kendi köşemizde de konuştuk. Di eve evine hırsız girdi bilindiği gibi. Geçtiğimiz hafta sonu. Hatta hocası da e, maç esnasında kendisini çıkarıp soyunma odasına çekiyor. Bak diyor böyle böyle bir durum var. Sen bizi bırak git evine. Ailenle ilgilen şeklinde. E, ve evinde çekilen... Korkunç bir, durum, bir şey Allah korusun. Hakikaten çok korkunç bir şey. E, yani ben... Yani bu böyle trepasik, bir şey yaşamadım. Yaşayan arkadaşım da var. Ya buna. Travmasını atlatamadım. Öyle mi? Yani. Eve giren böyle. abi evet. Yani çok benim de hatta küçüklüğümdeydi takım arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşımın e, ailesini yani şimdi hani paylaşmak da doğru mu onu da bilmiyorum şimdi emin de değilim ama hani benzer bir hikaye yaşadılar. Evi değiştirmek zorunda kaldılar hmm. haklı olarak. Yani kız kardeşi evdeydi. Ailesi hmm. bir travmaya döndü. E, Hüseyin abi hani Olmak hiçbir olsun. şey olmasa bile zaten senin evine birisinin girip çıkmış olması fikri ve bile çok çok rahatsız edici şey ve huzuru kaçırıcı bir şey. Ee, abi şimdi yani burada hocasının yaptığı da çok güzel hareket Demek bu ki yani şey var abi. Bu Ya demek ki yani ne derler onun adına? Ekonomik kriz ciddi yani Paris'te bir duyulmuş, duyulmamış şeyler. Hırsızlık tamam. Rehin Ama, suç oranı yüksektir ya benim bildiğim. olmalar bilmem neler. Demek ki silahlı güvenlik mi tutacak adam artık? Ne yapacak Güney Afrika gibi abi? Ki genelde aslında böyle şeylerdi işte az önce sen hamsi körleğini verdin. Ama de onu tam zıttı. Gene Napoli'de de işte Maradona'yı da biliyorsun çeviriyorlar yolda. Baba diyorlar tamam sen devam et. Ama Maradona çünkü mafyanın dostu ya. E Orada öyle bir öyle bir bağlantı da var. Herkesin arabasını çalıyorlar Maradona hariç. Öyle şeyler yani. Öyle bir bağlantı da var. Genelde hani böyle tanınır sima olmak bu tarz durumlarda işe de yarayabiliyor. Evet evet. Burada tam tersi. Ama çok tatsız hikaye. Çok tatsız hikaye. Geçmiş olsun. Hakikaten çok can sıkıcı şey. Kenan Sofuoğlu'nun e, dünya şampiyonu motosikletçimiz iki yaşındaki oğlu motor büyük gelmiş yani izlerken hayret ettim. Burası Türkiye. Genetikte, mi? Şey, yetenekte. Genetik. Burası Türkiye mi? Ee, Türkiye, Türkiye. Yok yok Türkiye. Bak arkada şey var. Kenan Sofuoğlu yarış pisti diyor zaten. Abi çok tehlikeli değil mi ya? Yani daha çok küçük değil mi çocuk? Ya tehlike boyutu bana ben de aynı şeyi düşündüm. Fakat abi yurt dışında da ekstrem spor da olsa ne olursa olsun hep bu yaşlarda da başlatıyorlar abi. 2 yaşında e, motora bindiriyor, ara, şeye, go karta bindiriyor. Ha motor biraz daha ufak daha çocuk yorum, yaş kategorisine yakın bir şey. Yorum yapmayayım abi. Hı? Ben yorum yapmayayım. Yorum yapmayayım abi. Olabilir ama tabii buradaki konu yani çocuk da güzel kullanıyor da. Evet. Ama ben yorum yapmayayım abi. Çünkü 2 yaşında çocuk için bence çok tehlikeli bir şey. Seni yüzağı etmeyeceğim bir şey kesinlikle. Abi go-kart var bizim orada. 8 yaşından küçüklere bindirmiyorlar. Yani iki go-karta da yani. Motordan düşse çocuk bir tarafını kırar mı kırmaz mı? Neyse yorum yapmayayım. Adam işte adam. Adam bu. Bir gün bunu Türkiye'de görebilir günün, miyiz? Ve görürsek sence en yakın... İlhan Cavcav işte yapardı rahmetli. Rahmetli yani, çok, çok yakınına... Rahmetli çok tabii yapar. Ucundan da öndü hoca olmanın aynı zamanda. Yani günün haftanın adam gibi adam. Hristiyan Konstantin Sion'da teknik direktörlüğe kendi gidip... Ve kazanmışlar. Çok hı. Ee, Sonra da kazanmaya başlamışlar. Şeyi e, Vukuatı da var bildiğim kadarıyla. Kendisini eleştiren yorumcuyu canlı yayında basıp tartaklaması. E, hatta Salih Uçan'ın da Sion'da forma giydiği dönem biliyor musun o hikayeyi? E, abi takım feci kötü gidiyor. Bu soyunma odasına iniyor diyor ki baba diyor sezon eğer iyi tamam bu iş kötü gidişat böyle devam ederse daha Ocak ayı olmamış devre arası. Size güzel bir sürprizim var, sizi güzel bir kampa götüreceğim diyor. Bunlar ama falan filan diyorlar abi. Abi hakikaten bunlar rezil gidiyorlar. Abi normalde de İsviçre'de devre arası 45-50 gün falan gibi hmm. bir aray varmış. 15-20 gün izin yani kafadan. Abi devre arası takım dağılıyor 15-20 gün bir geliyorlar abi. Bunlar herhalde işte bilmem nerede güzel bir futbol antrenman hazırlık kampına gidecekler. Abi bir tane otobüs gelmiş bunları direkt dağa komando kampına almışlar. Hmm. Bayağı öyle bir cezalandırmış. Böyle değişik bir profil yani. Ben kendisini ee, takdir bu kadar, ettim. Bu kadar uçuşunu tabii beklemiyorduk ama. Ben kendisini takdir ettim. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Gerek yok yani şey yapmaya, kadro yazmayı vermeye. Direkt kendisi geçirmiş. Gayet doğru bir hareket yapmış kendisi. En azından Kazanmış kaçak tabi. dövüşmemiş. Tabii tabii. Şey olmuş yani. Samimi bir durum olmuş yani. Bravo. Tebrik ediyoruz. Hocamıza karışmıyorum deyip girmemiş yani.